oda yakmasında çıplak koşu. Zamanında avcılarda oda yakmasında vakit bol. Ne yapacaklar? İddiaya girecekler, oyalanacaklar falan. Tutarlar, iddiaya girerler. İddia şudur. Bir tanesi avcıların ucundan çırılçıplak soyuncak ve şu anda mogaz olan, otogaz olan yer o zamanla pancar kantarıydı. Bütün köylerden pancarlar oraya gelir, yığılırdı, oraya depolanırdı. Pancar kantarına kadar koşarak gidecek ve geri dönecek. Eğer ki gider gelirse iddiaya giren diğer kişi 5 kilo şeker alacak, helva pişirecekler ve odada yiyecekler. Gider iddiaya girenler hepsi abicinin ucuna varlar. Koşacak olan çırılçıplak soyunur. Başlar koşturmaya. Millet de bakar. Gidiyor, gitmiyor, geldi, gitti falan derken adam pancar kantarına kadar, ha bu dediğim de çatır güç böyle, çok soğuk bir hava. Pancar kantarına kadar gider, gelir. Soyunmuş elbiselerini bir taşın üstüne koymuş. Geliyor bir baka, taşın üstüne elbiseler yok. Lan elbiseler nerede, ne oldu, ne geldi, gitti falan derken şimdiki gibi herkesin kat kat elbisesi var, bir kat elbisesi var. Velhasıl tutar. Lan verin elbisemi falan. Bu iddiaya giren diğer der ki, görmedim ama der, eğer ki der şeker alırsan, sen der 5 kilo şeker alırsan, ben der senin şeyler nerede, elbiseler nerede buluveren der. Adam ne yapacak, mecbur çıplak kalacağını, tamam tamam der, alayım der. Ve millet şeye bakarken, bu gitti, gitti gitmedi, koştu koşmadı falan diye bakarken, bu alır elbiseleri bir uyuya sokmuş. Hemen uyuktan çıkarı gelir. Adam elbiseleri giyer, hem iddiayı kazanmış olur, hem şekeri kazanmış olur. Kaybetmiş olur yani.